Merhaba arkadaşlar, sizinle kılıtımın bir videosunda daha birlikteyiz. Şimdi bu videoda soy ağaçlarını göreceğiz. Soy ağaçları dediğim gibi ÖSYM'nin de çok sevdiği bir konudur. Her sene mutlaka kılıtımla ilgili soru sorar. Bunların %80'i de arkadaşlar soy ağaçlarından olabilir. Geriye kalan %20'lik kısım ise ya yorumdur ya da sözel bir soru sorup onun cevabını isteyebilir. Ama genellikle soy ağaçlarından soruyor. Şimdi soy ağaçlarına baktığımızda ilk önce soy ağaçlarının ne demek olduğuna bakalım. Arkadaşlar, kalıtsal bir özelliğin aile içerisindeki gösterimi yapılırken soy ağaçları kullanılıyor. Anneden babadan çocuğa geçmiş mi veya işte dededen nineden çocuğa geçmiş mi, toruna geçmiş mi, bunun gibi özellikler soy ağaçlarıyla belirleniyor. Tabii sadece insanlar için değil, hayvanlar için de bu tür özellikler veya bitkiler için de arkadaşlar soy ağaçlarıyla gösterilebilir. Şimdi soy ağaçlarında ne demek olduklarını ne anlayacağız, bunlara bakacağız. Şimdi ilk önce bir soy ağacında dişi ve erkekler nasıl gösteriliyor, buna bakalım. Arkadaşlar, soy ağaçlarında yuvarlak olanlar dişi, kare olanlar ise erkektir. Kare olanlar erkek. Peki şöyle bir şey yaparsa, böyle bir şey yaparsa cinsiyeti belli değildir. Yani size cinsiyetle ilgili de mutlaka soru sorar. Cinsiyeti belli değil. Ayrıca yine bakalım, eğer içi taralı olursa bunların. Bakın, şöyle dişide de çizdiği yuvarlak içini taradı. Erkek bireyi de çizdiği içini taradı. Bu o zaman ne olacak? Bu da özelliği gösteren birey olacak. Zaten soruda mutlaka açıklamasını yapıyor. Taralı olan bireyler bu özelliği göstermektedir diyor. Genelde bunun açıklamasını yapıyor ama biz yine bilelim. Özelliği gösteren birey. Özelliği gösteren birey. Evet, taralı olanlar bu şekilde. Peki anne ve babamızı nasıl belli edeceğiz? Arkadaşlar, anne ve baba da şöyle belli olur. Bakın, annemiz, bu da babamız. Eğer ki arasına şöyle bir çizgi koyarsa bunlar birbiriyle evlidir. Anne ve babadır arkadaşlar. Anne ve baba. O zaman bu çizgi nedir? Evliliği gösterir. Yan yana bir çizgi varsa evliliği gösteriyor. Gelelim çocuklara. Arkadaşlar, çocuklarda bakın, anne ve babayı çizdikten sonra şöyle bir çizgi uzatır. Daha sonra bunu şöyle alt kısımlara ayırır. Bakın şöyle. Alt kısımlara ayırır. Diyelim ki şöyle yuvarlak çizdi. Kare çizdi. Şöyle yuvarlak çizdi. Yine bir yuvarlak çizdi. Bakın ne oldu, bunlar da bizim çocuklarımız. 1, 2, 3, 4 tane çocuk oldu arkadaşlar. Peki çocukların sırasını söylerse, çocukların sırası bu şekildedir. Doğum sırası. Doğum sırası böyledir. Hani bunun pek bir önemi yok ama yine de bilmekte fayda vardır. Şimdi ikizlik durumları var bir de arkadaşlar. İkizlik durumlarına bakalım. Şöyle bir çizgi çizip bunu direkt ikiye ayırdı. Bakın, ikiye ayırdı. Bir yuvarlak çizdi, bir kare çizdi. Arkadaşlar, bu çift yumurta ikizleridir. Çift yumurta ikizleri. Çift yumurta ikizlerinde cinsiyet farklı olabilir. Çünkü ayrı bir yumurtayla ayrı bir sperm dönleniyor her ikisinde de. O yüzden de cinsiyet farklılığı görülebilir. Peki tek yumurta ikizini nasıl göstereceğiz? Bunu da şöyle göstereceğiz. Diyelim ki ikisi de kız olsun. Bakın, şu çizgiler arasında ayrıca bir üçüncü çizgi yaparsa, yani baktığınız zaman A harfi gibi görünüyor. A harfini görürsek bu da nedir? Tek yumurta ikizleridir. Tek yumurta ikizlerinde cinsiyet kesinlikle aynıdır arkadaşlar. Ya erkektir ikisi de ya da ikisi de kızdır. Evet, soy ağaçları ne yapıyordu? Kalıtsal bir hastalığın işte ortaya çıkma olasılığının hesaplanmasında kullanılır. Onu da yazalım şuraya. Daha sonra soy ağaçları ile ilgili birkaç bilgi daha vereyim. Soy ağaçları kalıtsal bir hastalığın çıkma olasılığının
hesaplanmasında kullanılır. Arkadaşlar, soy ağaçları bu şekilde. Evet. Şimdi soy ağaçlarını anlattıktan sonra ben size bir de cinsiyete bağlı kalıtımı anlatayım. Daha sonra bunları ayrı ayrı soru çözümleri yapacağım ben. Soy ağaçları için ayrı bir soru çözümü, cinsiyete bağlı kalıtım için ayrı bir soru çözümü yapacağım. Videolarını yapacağım. O videoları izleyerek sorular üzerinden anlarsanız daha iyi bir şekilde dönüş sağlamış oluruz. O zaman şöyle diyelim. Cinsiyete bağlı kalıtım diyelim ve kalıtımı anlatalım. Cinsiyete bağlı kalıtımın bir diğer ismi eşeğe bağlı kalıtımdır. Eşeğe bağlı kalıtım da diyebilir. Şöyle eşeğe bağlı kalıtım. Arkadaşlar, cinsiyete bağlı yani eşeğe bağlı kalıtımda bu sefer biz kız ve erkek olmamıza sebep olan X ve Y kromozomlarına göre bir kalıtım işleyeceğiz. Peki nedir bu? X ve Y kromozomları erkeklerde ve kızlarda bulunan kromozomlardır. Kızlarda XX, erkeklerde ise arkadaşlar XY kromozomları vardır. Şimdi bu kromozomlar üzerinde bazı özellikler taşınıyor. Mesela X kromozomu üzerinde bazı hastalıklar vardır. Y kromozomu üzerinde bazı hastalıklar vardır. Bunlar sadece cinsiyetimizi belirlemekle kalmıyor. Ayrıca bizim bazı özelliklerimizi de belirlemeyi sağlıyor. Şimdi biz X ve Y kromozomunu bir karşılaştıralım. Daha sonra bunların arkadaşlar üzerinde hangi özellikler var bunlara bakalım. Daha sonra devam edelim. O zaman X ve Y kromozomu yapalım şöyle. Şu X kromozomumuz. Y kromozomu biraz daha küçüktür arkadaşlar. Bu da Y kromozomu. Evet. X ve Y kromozomu. Arkadaşlar, X ve Y kromozomunun homolog olduğu bölgeler vardır. Yani aynı özelliklerin taşındığı bazı bölgeler vardır. Bakın şuna X kromozomu diyorum. Bu da nedir? Y kromozomu. Şimdi X ve Y için bu ortak olan bölgeleri gösterelim. Homolog olan bölgeler. Arkadaşlar şurada alt kısımda küçücük bir kısım vardır. Bakın şurası kırmızıyla boyuyorum ikisini de. Bu kısım ikisinin de birbirine homolog olduğu bölge. Homolog ne demek? Birbiriyle aynı olduğu bölgedir. O zaman şunları birleştirelim. X ve Y'nin homolog bölgesi. Homolog demek eşit demektir. X ve Y'nin homolog bölgesi dedik. Yukarıda kalan kısımlar ise X ve Y'nin birbirine homolog olmayan yani aynı olmayan bölgelerdir arkadaşlar. X'in homolog olmayan bölgesinde bazı hastalıklar veya özellikler, Y'de de yine bazı özellikler taşınır. Şimdi bunların da şöyle bir isimlerini yazayım ben. Farklı bir renk kullanarak yazayım. Şöyle belli olsun. Bakın şurası nedir? Y'nin homolog olmayan bölgesi. Burası da arkadaşlar X'in homolog olmayan bölgesi. X'in homolog olmayan bölgesi. Peki bu bölgelerde ne tür özellikler taşınıyor? İlk önce Y'nin homolog olmayan bölgesine bakalım. Arkadaşlar Y sadece erkeklerde bulunan bir özellikte bir kromozomdur. Kızların oluşabilmesi için XX kromozomunun yan yana gelmesi lazım. Erkeklerde ise XY kromozomu yan yana gelmesi gerekiyor. O zaman Y kromozomu erkeklerde var. Şimdi Y kromozomuna baktığımızda burada homolog olmayan bölgesine taşınan özellikler kulak kıllılığı, daha sonra yapışık parmaklılık, bir de balık pulluluğu. Arkadaşlar bu hastalıklar Y'nin homolog olmayan bölgesinden taşınan hastalıklardır. Dolayısıyla sadece erkeklerde görülür. Tamam mı? Unutmayın. Zaten Y'ye bağlı kalıtım deyip ayrıca yine bunlardan bahsedeceğim. Peki X'in homolog olmayan bölgesinde hangi hastalıklar vardır? Mesela renk körlüğü,
renk körlüğü ki zaten sorularda genellikle renk körlüğü ya da hemofili söyleniyor. Hemofili yine X'in homolog olmayan bölgesine taşınır. Bir de kas distrofisi. Kas distrofisi. Evet, bunlar da X'in homolog olmayan bölgesine taşınan hastalıklardır. Arkadaşlar, renk körlüğü farklı şekillerde olabilir. Genellikle yaygın olan kırmızı yeşil renk körlüğüdür. Kırmızı ile yeşil birbirinden ayırt edilemez. Hemofili kanamanın durmaması yani kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Bunların yine ilaç alması gerekiyor. Kas distrofisi ise kasların bilinçsizce kasıldığı veya kasların eridiği hastalıktır arkadaşlar. Bu da yine X'in homolog olmayan bölgesinde taşınır. Sadece bu şekilde bilmeniz yeterli. Şimdi gelelim. Ben ilk önce X'e bağlı hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Yani renk körlüğü, hemofili ve kas distrofisi. Bunların üçü de aynı şekilde kalıtılır. Ben sadece renk körlüğü üzerinden örnek vereceğim. Zaten diğerleri de arkadaşlar aynı şekilde aktarılıyor. O zaman şöyle yazalım. X'e bağlı kalıtım diyelim. Şöyle X'e bağlı kalıtım. X'e bağlı kalıtıma baktığımızda ne dedik? İşte renk körlüğü, hemofili, kas distrofisi gibi hastalıklar görülüyor. Arkadaşlar bu hastalıklar X'e bağlı çekinik olarak kalıtılır. Hemen yazalım. O zaman ilk özelliğimiz şu. Renk körlüğü, hemofili, kas distrofisi hastalıkları X'e bağlı çekinik olarak kalıtılır. Çekinik olarak kalıtılır. Evet, özelliğimiz bu. Peki X'e bağlı çekinik diyorsak renk körlüğünden örnek verelim. Arkadaşlar X'e bağlı kalıtımda şöyle bir erkek ve kız olarak yazalım. Şimdi erkekler dişiler. Şöyle erkek, dişi. Şimdi bunların hastalık ihtimallerine bakalım. Erkeklerde bir tane mi X kromozom var? Evet. O zaman erkeklerde arkadaşlar şöyle X üzeri büyük R, Y olur. Büyük R olan sağlamdır. X üzeri küçük R, Y olur arkadaşlar. Renk körlüğüne baktığımızda. Dişilere baktığımızda ise iki tane X kromozomu var. O zaman dişilerde X üzeri büyük R olabilir. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olabilir. Ya da X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olabilir. Şimdi baktığımız zaman hastalığın ortaya çıkması için dişilerde nasıl olması lazım? Küçük R, küçük R şeklinde olması lazım. Şu ikisi nedir? Sağlamdır. Tamam mı? O zaman yazalım hemen yanlarına ne olduklarını. Erkekler için ne yazıyoruz? Bakın X üzeri büyük R, Y sağlam. X üzeri küçük R, Y ne oluyor arkadaşlar? Hasta oluyor. Şunlara baktığımızda X üzeri büyük R ne olur? Sağlam olur. Yine X üzeri büyük R küçük R arkadaşlar. Sağlam ama taşıyıcıdır. Yani bunun çocuklarında bu özelliğin ortaya çıkma ihtimali vardır. O yüzden şöyle yazıyorum. Sağlam taşıyıcı. X üzeri küçük R küçük R de nedir? Dişiler için hastadır. Peki bunu oranlarsak. Bakın X'e bağlı hastalıklar daha çok erkeklerde görülür. Çünkü erkeklerde bu hastalığın ortaya çıkma ihtimali %50'dir. Erkeklerde orta değer yoktur. Yani taşıyıcılık yoktur arkadaşlar. Çünkü bir tane X kromozom var. Taşıyıcı olma ihtimali yok. Bu yüzden de erkekler ya sağlamdır ya da hastadır. Yani hastalığın ortaya çıkma ihtimali %50'dir. Ama dişilere baktığımız zaman dişilerde bakın 3'e ayırıyoruz. %66'lık gibi bir kısım sağlamken %33'lük bir kısım arkadaşlar ne oluyor? Hasta oluyor. Yani erkeklerde hastalığın ortaya çıkma ihtimali %50 iken dişilerde hastalığın ortaya çıkma ihtimali nedir? %33'tür. Erkeklerde daha fazla görülür bu hastalıklar. Şimdi bazı kurallarımız var arkadaşlar. Bu kuralları yazalım. Bu kuralları zaten daha sonra kendimiz de çıkaracağız. Şöyle kurallar diyelim. Bu hastalık için kurallar. X'e bağlı kalıtım için. Nedir kurallarımız? Eğer ki annesi bu özellik bakımından hastaysa yani bu özelliğe sahipse erkek çocuk kesinlikle bu özelliğe sahip olur. Neden?
Çünkü bir erkek çocuğa baktığımızda erkek çocuk Y kromozomunu kimden alacak? Babasından. X kromozomunu kimden alır arkadaşlar? Annesinden. Dolayısıyla annesinden sadece X üzeri küçük R geleceği için, çünkü annesi hasta, o zaman ne olur? Erkek çocuk kesinlikle hasta olur. O zaman şöyle diyoruz. Annesi hasta olan bir erkek çocuk kesinlikle hastadır. Ben burada hastadır diyorum ama farklı özellikler de taşınabilir. Hani sadece hastalık olarak değil. Yani annesi bu özelliği taşıyorsa erkek çocuk da kesinlikle bu özelliği taşır. Peki gelelim kızlara ve babalara. Arkadaşlar, kızlar babalarından sadece X kromozomunu alabilir. Annelerinden de X kromozomunun birini alacak. Şimdi bakıyorum. Eğer ki hasta bir kız varsa, yani bu özelliği taşıyan bir kız varsa, mesela şu kızımız. Bu kızın babasını düşünelim. Bu kızın babasından X üzeri küçük R gelmek zorunda değil mi? Evet. O zaman babaya baktığımız zaman baba hasta olacak mı? Olacak. O zaman kız çocuğu hasta olan veya bu özelliği taşıyan bir baba kesinlikle ne olur? Bu özelliği taşır arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Kız çocuğu bu özelliği taşıyan bir baba kesinlikle bu özelliği taşır ya da bu özelliğe sahiptir. Yani kız çocuğu hastaysa babası da kesinlikle ne olacak? Hasta olacak arkadaşlar. Evet. Kurallarımız bunlar. Diğer özelliklere baktığımızda işte kız çocuğunun babası sağlam olan arkadaşlar, kız çocuğu kesinlikle ne olacak? Yine sağlam olacak ama anneden gelen gene bağlı olarak taşıyıcı olabilir. O zaman şöyle diyelim. Babası sağlam olan kız çocuğu kesinlikle sağlam olur. Kesinlikle sağlam olur. Yani biz bunu zaten X'e bağlı çekinik olan hastalıklar için, özellikler için söylüyoruz arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Dediğim gibi soru çözdükçe zaten aklımızda kalacak bunlar. Evet, X'e bağlı kalıtım bu şekilde. X'e bağlı kalıtımın kuralları bunlardır. Gelelim Y'ye bağlı kalıtıma. Arkadaşlar, Y'ye bağlı kalıtımda sadece dediğim gibi erkek çocuklarda görülür Y'ye bağlı kalıtım. Dolayısıyla sadece bunu yazalım. Şöyle yazalım isterseniz. Y'ye bağlı kalıtım diyelim. Y'ye bağlı kalıtım. Evet. Şimdi Y'ye bağlı kalıtıma baktığımızda hangi özellikler vardı Y üzerinde taşınan özellikler? İşte kulak kıllılığı, yapışık parmaklılık, balık pulluluk özellikleri Y ile taşınır. Y kromozomu ile taşınır. Arkadaşlar, kulak kıllılığı şöyledir. Kulakların içinden uzun uzun saç gibi kıllar çıkar. Bu kulak kıllılığıdır. Yapışık parmaklılık genellikle ayaklarda görülür ama ellerde de görülebilir. El ya da ayak parmaklarının birbirine yapışık olmasıdır. Bu kısmen bir yapışıklık da olabilir. Tamamen bir yapışıklık da olabilir. Sadece iki parmak arasında da olabilir. Parmakların tamamında da olabilir. Balık pululuğa baktığımızda ise hani böyle yaramız kanar, üzeri kabuk tutar ya, işte bütün vücudunuzun öyle pul pul olduğunu, yani kabuk tuttuğunu düşünün arkadaşlar. Balık pululuk da böyle bir hastalıktır. Kulak kıllılığı, yapışık parmaklılık ve balık pululuk sadece Y kromozomu ile taşındığı için o zaman kimlerde görülür? Sadece erkeklerde görülür. Yani babadan oğula aktarılır. Babadan oğula aktarılır. Arkadaşlar, burada
Bu özelliklerin baskın ya da çekinik olmasının herhangi bir önemi yok. Zaten yeğe bağlı olduğu için direkt çekinik de olsa, baskın da olsa babadan oğula geçecek. Özelliğin çekinik ya da baskın olması önemli değildir. Önemli değildir dedik. Sadece erkekler de görülür. Sadece erkekler de görülür. Yani babası hasta olan bir erkek çocuk kesinlikle ne olur? Hasta olur. Babası hasta olan erkek çocuk kesinlikle hasta olur. Evet, bizim X'e bağlı kalıtım ve Y'ye bağlı kalıtımla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda hem soy ağaçları ile ilgili hem de cinsiyete bağlı kalıtımla ilgili sorular çözeceğim. Mutlaka soru çözüm videolarını izle. Çünkü konu anlatırken ben örnek çözümü yapmadım. Sadece konuyu anlattım. Soru çözümlerinde bunların hepsini telafi etmiş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.